Bir perşembe günü yine herkese merhaba arkadaşlar. Bugün tablomuz gem yeşil. Bütün coinler yeşile yakmış. Ee, Tabi bakıyoruz kırmızı da yani çok az yakan coinler var. Ee, haberlerimiz var yine bomba gibi. Yine bomba gibi analizlerimiz var arkadaşlar. Tabi bunlara geçmeden önce ne diyoruz? Kanalımıza üye olarak bizleri desteklemeyi unutmayın. Yorumlar kısmına incelememizi istediğiniz coinler ya da sorularınız varsa yazın. Cevaplayalım. Tabi aramızda kaçak izleyiciler var. Onlara da ne diyoruz? gelin vakit geç olmadan biz de beraber 2x 3x yapın. Yorumların hepsine baktım arkadaşlar. İnceleyeceğiz. bütün isteklerinizi ele alacağız arkadaşlar. Tabi Telegram grubumuz da var. Oradan da analizleri yapıyoruz. Yorum açıklama kısmında Telegram adresimiz var arkadaşlar. Yorumlar kısmında bir iki tane eleştirisel yorum gördüm. Tabi onlar da anlıyoruz arkadaşlar. Büyük bir zarardalar. Yani dedikleri şu. Ya hocam hiç büyük vaat etmiyorsun. Yani bu coin 100 dolara çıkacak. Görün bakın yani. Bu tarz bir eleştiri var. Arkadaşlar yani ben hiçbir coin'e hedef vermem. O yüzden yatırımcıları terste bırakmak istemem. Biz garantici adamız yani gördüğümüz yani ilk önce bir yarını görelim ki bir hafta sonrasına bakalım siz. Yarını görmeden hemen uçacağız kaçacağız bir ay içerisinde milyoner olacağız. ya yani öyle bir e, dünya varsa herkes buraya gelir zaten. Ama yavaş yavaş geliyorlar yavaş yavaş. Yerinde kar alacaksınız arkadaşlar. Yerinde zarar e, yani hesaplayacaksınız kol keseceksiniz. E, tabii... Bi, Bakın o arkadaşların izlediği YouTuber'lar ne demişlerdi? 52 bin. Bakın 52 bin bundan e, 3 ay önce, 2 ay önce ne dediler? 3 ay önce. Doğru 3 ay önce. 52 binde arkadaşlar uçacağız kaçacağız. Buradan Bitcoin 100.000'e gidiyor. Ben ne dedim? FED toplantısı var. FED toplantısı var dedim. Dikkat edin. 52 binde kar satışlarını yaptırdık mı bizim ekibe? Yaptırdık. Çok güzel kar ettik. En aşağıya kar ettiğimiz coin de 2 yani kusura bakmayın. SXP, SOL, ee, FTT, SERUM yani daha birkaç tanesi de var da aklıma gelmedi arkadaşlar şu anda video çektiğim için. Onları sattırdık. Ondan sonra o youtuberler ne dedi? Tepeden aldırdılar. 39.000'de dediler ki ayı geliyor. Ya insanlara çifte zarar yaptırdılar. Biz ne dedik 30 binde? Bakın açın arkadaşlar. 3 hafta önceki videolarımıza bakın. O 39 bindeki videolarımıza bakın. Bana buradan kimse ayı çıkartamaz. Ayı sezonu getirtemez. Biz buradan alıyoruz arkadaşlar. Riski sevenler de ne alsın. Yavaş yavaş. Orada sepetimizi de oluşturduk. Ne dedik? SXB. Ya yani SXB'den güzel kar ettik. 4 dolardan sattık. 2 dolardan topladık. Sonra ne dedik? BNB. Dot. Ada. TRX. Şu anda sepetimizde en düşük kar yani %10'la ada. En düşük ya yani o da şundan dolayı soldan çıkacak eee kar alımlar nereye gidebilir? Nereye bilir? Dot ya da ada dedik yani. Dot'ta güzel vurduk. Dot'ta 2x'e yani 1-2 dolar kaldı. Yani 1-2 doların da hesabını yaptırmayın yani %90 kar. BNB'den de %50'nin üzerinde kaçta olduğunu hesaplamıyor. TRX de öyle. Yani çok güzel karlar ettik arkadaşlar. Daha da edeceğiz. Bizimle olun. Hocam yine çok konuştunuz. Ya böyle yeşil tabloda konuşmayı severim. Ee, hemen şuradan bir neye bakalım arkadaşlar? Yani haberler kısmına bakalım. Yani haberleri okudum. Bitcoin yine rüzgarı e, arkasına alacak gibi. Bakın özellikle yani şu haber e, benim için önemli arkadaşlar. Bir başka vadeli işlem destekli Bitcoin Borsa Yatırım Fonu Cuma günü işleme konuyor. Yani buradan da bir rüzgar alacak. E, özellikle Cuma günü belki. Dominans'e yükselebilir arkadaşlar. Yani korkumu ama hafta sonu yani borsalar kapalı olduğu için yani büyük yatırımcılar tatilde olduğu için hafta sonunda belki altcoin'ler nasıl yükselişi gelebilir. Ama ben genellikle pazartesi günleri korkan bir insanım. Ve yeni girenlere her zaman dediğim şey şu. Gelin pazartesi salı alalım. Evet buradan hemen total ikimize bakalım. Ya hocam yine çok konuştunuz. Yani şuradan şöyle bakıyoruz. Yani e, ee, Binance'nin günlük işlemi falan filan. Önemli gördüm haberleri söyleyeyim. Diğerlerini zaten sizde bulursunuz. Total itkide ne demiştik? Ne demiştik? Geliyor, gelmekte olan demiştik. Şuradan nereye gitti bizim? Aa, çok yukarı çekmişiz arkadaşlar. Bir saniye. Şunu birazcık ufaltalım Ne dedik? Bakın, ta biz oradan dedik ki arkadaşlar biz birazcık geri çekiliyoruz. Şuralarda sattırmıştık biliyorsunuz. Burada bir çanak kulp yapımına gidebilir dedik. Şuralardan da geri aldırdık. Güzel yani şu anda güzel. Belki buradan şöyle bakın şurada bir daralma var daralma var kırılım geliyor. Ben bunu e, yarın ya da ertesi gün bekliyordum. Daha doğrusu cuma günü bekliyordum. Hafta sonu pek geleceğini düşünmüyordum ama bir gün önce geldi. Gelmesi güzel arkadaşlar. Hocam bu Total 2 bizim için ne ifade ediyor? Total 2 arkadaşlar Bitcoin enerji e, paranın altcoin'lerdeki hacmini gösteriyor. Yani para altcoin'lerde giriyor. Dominance yükselse de. Evet tablo güzel. Dediğim gibi şuralardan şöyle bir aşağı doğru bir test hareketi de yapabilir. Belki yarın yapabilir. Çünkü yarın e, yani belki Bitcoin yine rüzgarı arkasına alacak. Hocam hemen dominansı dediniz. Yani dominansı de ben ne dedim ta ne zaman arkadaşlar. Bakın çanak kulp geliyor hedefim 47. 47. Daha ne zaman söyledik? Bakın şurada söyledik. Buradan çanak kulp yapımına gidebilir. Ta geçen ayın 18'inde söylemişiz arkadaşlar. Yani düşünün. Hedeflerimiz tutuyor. Buradan da denedik şöyle bir şey yani şuradan çarpar aşağı doğru şu banda doğru yani tam dediğimiz yere 46'ya doğru gelir dedik. Hocam yine tutun ara sayıda zaten uyumsuzluk veriyor demiştik. Bakın ara sayıda uyumsuzluk verdiğini ilk söyleyen benim herhalde başka diyen yok. Neden hocam ya şurada düşen tepeler yapıyor burada yükselen tepeler yapıyor dedik. O arkadaşlar yani onları da anlıyorum yani üzülüyorum çünkü terste kaldı yani 10 dolar 100 dolar söylemleriyle aldılar terste kaldılar biz de, biz de geliyorlar izliyorlar umut vermiyoruz şey vermiyoruz. Ee, iki hafta öncesini söyle yani iki hafta sonrasına bakmıyoruz biz diyoruz ki ikinci bir yarın görelim ondan sonra adımlarımızı satın biz tedbirliyiz. Evet buradan hemen bir BTC'ye bir bakalım Bitcoin'e pardon BTS diyoruz da uyarıyorlar hocam yani. Evet maalesef dil alışkanlığı. Ne dedik? Şöyle bir yükseliş trendimiz var. Aslında BTS USDT'den bakalım da e, orada benim asıl. E, yani dediğimiz tabloda ilerliyor. Altın şeyi kırmışız. Benim bir 70 bin hedefim var arkadaşlar. 70 binden sonra yavaş yavaş e, yani bir kar almaya başlarım yine. Ben sürekli kar alan birisiyim. Hiç yani gocurnam ne ya hocam al, sattığınız koyun Şuraya dar çıktı ya çıkarsa çıksın ben oradan kar almış mıyım almış önemli olan kar etmek yüzde kaç ettiğin değil önemli olan zararı minimize etmek yüzde kaç zarar ettiğin önemli değil bizim gördüğümüz bu evet e, 70 bine de az kalmış yani şuradan bir e, red yer ama gördüğümüz tablo bakın e, düşen trendini kır, yükselen trendini kırmamışız şurada da bir yani yeni bir tablo da çizdim çünkü orası çok kalabalık olduğu için. Çizdiklerini silen birisi değil. Dün öyle bugün böyle konuşan birisi değiliz. Evet yükselen ee, bir bandımız var. Burada gidiyor. Şöyle bülteyim de daha rahat görün arkadaşlar. Pardon kalemimiz gelmiş. Bakın çok rahat da sizlere de çizersiniz. Bu yükseliş trendinin altına girilmesiyle belki hafif bir ee, şeye geçebilirsiniz. Nakide. Ama alt altcoin, altcoin sezonu daha başlamadı. Bakın alt altcoin sezonu daha başlamadı. Evet, buradan geçelim hocam. Yeter, <laughs> özür diliyorum arkadaşlar. Bugün e, hem geç video çekiyorum, işler çok yoğundu, tempo çok yoğundu e, ve yeni girdim. Hastalığımız hala geçmedi mi hocam? mı çalışıyoruz. Evet, iş önce gelir. Tabi sağlık da önce gelir de e, önemli işler vardı bugün maalesef. O yüzden daha yeni giriş yaptım. Şuradan kahvemi yudumlayayım. Evet. Dent dent demişlerdi. Hemen şuradan dente bakalım. Hocam bir de dün adayda yükseliş bekliyordunuz. Geldim. Ya ada beni veremedi diyor da bakmadım arkadaşlar. Ben de daha yeni sizin gibi eve giriyorum. Evet dente ne demiştik? Bakın e, düşüş trendimizi kırdığında yükseliş gelir Güzel. 60 bandında geçmişiz. Benim için 60 bandı önemli dedik. 60 bandında kırmışız. Hayırlı uğurlu olsun. Ama asıl direnç burada arkadaşlar. Bakın. Şurası. Kaç? 67 yani şöyle söyleyeyim biraz yukarı alalım daha net olsun. Yani 70 68 68 69 bandı. Şurayı bir alalım. Bakın. Şurayı bir alalım. Ondan sonra rahatlatalım. Ya e hocam niye biraz daha üste koydunuz? Ya yeni yatırımcı belki almak isteyecek. O yüzden ben ben garanticiyim arkadaşlar. Ben riski sevmem. Riski gördüğümüzde ne dedik? Ta ya 52 bindeyken sattırdık bütün koyunları. Ondan sonra 48 binde uyardım. Bakın ben nakide geçiyorum diye. Sonra ne yaptık alttan? Güzel güzel topladık. Evet. Güzel tablo. Yani yükseliş trendimizi de kırmamışlar arkadaşlar. Yani şöyle bir gelir. Asıl sıkışmaya da şurada yaşar. Şurada yaşar. Yani buralara gelir. Vurur vurur vurur. Ondan sonra şu banda doğru gideriz. Bu bandın kırılımıyla da asıl çanak kulp gelir. Çok güzel bir yani şurada da bir çanak var diyebiliriz. Yani şöyle göstereyim arkadaşlar. Daha önceki şeylerim de var. Yani buranın da hedefi zaten buraya getirir. Yani 90 banklarına doğru getirir. Geçen birisi sormuş ya hocam 70 band ya 70 dent için bir şey değil arkadaşlar. 70 dent için bir şey değil. Neyse dent de hadi şu tablomuza da bir bakalım dent de ben en son ne çizmişim. Yani çiziklerimi silmem. Bakın alın dent usdt'yi açmışız. ne demişiz? Görün. Bu direnci kırarız arkadaşlar. Yani şuralardan kıracağız. Yükseliş trendimizi kırmadığımız sürece de bir sıkıntı yok. Ama şu kırmızı çizgimiz daha geçmişten gelen yükseliş trendimiz. Oradan bir red diyebiliriz. Ara sayında da hiçbir sıkıntı yok. E, 68 direnci. Bakın burada da söylemiş. 68-69 direnci. Ne gördüysek o arkadaşlar. Ne gördüysek o. Bakalım. E, ama buranın kırılımıyla şu rencimizin yani şu üst sarı banda yani şu yükseliş trendi var bir dairetin orada bir e, yani şöyle göstereyim bakın bir gelmiş iki gelmiş üç gelmiş yani gideceği yer yine şuradan bir red diyebilir sarı bandına gördüğüm tablo bu gördüklerimiz bu arkadaşlar hemen buradan hocam rip 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 dediniz ondan sonra bir hareketlendi demenizle ondan sonra indeksler diyor ya hocam bizim koyunu da üfle. ya indeks öfte öfte bir olduk yine çıkmıyor o yüzden biz ne dedik yani ben %15'lerle çıkıyorum. Vurkaç yaparak dedim. Ee, daha önce ne dedik? Ara sayıda uyumsuzluk var dedik. Bakın ee, ufak bir uyumsuzluk var. Evet düzeltmesini yapmış. Künlükten bakarsak şu yükseliş bandımızın altında değiliz. Ben buna ee, %100 diyebilirim. Bir bakalım yine de. Çünkü iğnesi orada. Yani çok... Ee, Evet yani yükseliş bandı hemen şunu bir geri gelelim arkadaşlar. 4 cm daha alalım. Bir sıkıntı yok gibi. Zaten şu anda desteğimizdeyiz arkadaşlar. Yani şu ara desteğimizi yitirmediğimizde sıkıntı yok. Yükselişe devam. Yükselişe devam. Zaten ne dedik? Şuradaki çanağı tamamladık. Doğru değil mi? ama asıl şey şu. Yani buna W da dersiniz. Bakın W da diyebiliriz. Yani şöyle bir W'nun da hedefi var. Evet W'nin hedefinden ne ürettiymiş? İşin tuhaf yanı. bakın. Hocam W nerede gördün? Ya gösterelim arkadaşlar. Şu. W. W'nin hedefinden ürettiğiymiş. İnşallah ikinci isimde kırarsa hareketlenme başlar diye düşünüyoruz. Zaten o da aynı şeye gelir. 33 bandı. 33 bandını alırsak yani W'nin kesişimi de orası. Hepsinin kesişim, kesişim yeri orası. Bakın Türkçe kuramıyorum. Sorulanıyorum Türkçeyi. Türkiye gelin de şu iyice ilerletelim. Yazın geleceğiz inşallah arkadaşlar. Şeyma Hanım gibi biz de ikinci evimizi, üçüncü evimizi alırız belki. Evet hemen şuradan sepet 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 dedi. Dün sepeti açıkladık. Bugün sepetimize bakmadık. Seyix hocam dün hareketlenme bekliyordunuz. Bakalım hareketlenme gelmiş mi Seyix Evet gelmiş arkadaşlar. Gözümüz aydın. Ne dedim? Ee, bakın. Çizdim de dedim ki bak burası daralıyor. Artık yani son noktası yani yarine bir yükseliş bekliyoruz dedik. Güzel. Erkenden gelmiş. İki gün önceki şeyimiz dedi yani şurada bir daralma var dedi Kırmış. Nereden üretilmiş? Direncinden. Bu da bir ara direnç aslında. yani O kadar kuvvetliliği. Bu zaten tutacağını da sanmıyorum. Ama şuraya bir gelmemiz lazım. Asıl hareketlenmeyi ben 2.6 bandından sonra beklediğimi söyledim arkadaşlar. 2.6 evet SXP biraz oyaladı oyaladı oyaladı. İnşallah e, güzel bir yer gerekir. Bir de ve şu temiz bir tablodan bakalım. Çok karaldığımız için. Evet. Bakın SXP'de çizdiklerimiz gelmiş. Bakın burada da. Şöyle bir W vardır ki. Asıl e, evet yani şöyle bir şey. Yani şu aslında W şuradan daha hoş olur. Eğer şuraya gelirse zaten e, çanak kulp yapımında gidebilir belki. Hocam W nerede? Şurada. W'nin kırılımı burası arkadaşlar. Kaç bandı? 2.8 Hadi biraz indirelim. Hocam orası biraz fazla oldu dediniz. Aynen şöyle. Şöyle yapalım. Gelmiş. E, ve ikinci W. Yani 2.8 yine aynı yer arkadaşlar. i̇ndirsek yani de alırsak da. Ama önemli direncimiz neresi? 2.6. Şu 2.6'yı almak zorunda isteyiz. Ara sayında hiçbir uyumsuzluk yok. Hacimlerde bakın şu hacime bakın. Güzel ama mumda maalesef o hacim gözükmüyor. Gelmesi lazım. Mumda da o hacim gelmesi lazım. Demek ki satışı aşağıda almışlar almışlar güzel bir fırlayacak mı? Bilemiyorum. Evet, eee ne dot dot dediniz hocam? Dot aldırdınız. Ne ne oldu bizim dot? Gösterelim arkadaşlar. Dot çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Yani ben dottaki hedefim şurayı bir kırar şöyle bir aşağı doğru belki bir test yapabilir yani. Şöyle bir geri çekilme beklerim. Neden? Çünkü burada çanak var ama kulbu cool yok. Eğer şuradaki kulbu cool sayarsak tamam diyeceğiz ama genellikle gördüğüm Tablo bu. Bütün coinler çanağı yapıyor. Ondan sonra çıktık kırdık diyor. Ondan sonra şöyle bir hareket çiziyor. Yani ben risk atmam. Yani şurada satarım. Ee, yani 46 bandlarında 47 band. eğer 47-48'lerde satarım. Kırdığından emin olurum. 2-3 dolar yüksekten alırız. Yani tomarca para verecekse 2-3 doların hesabını yap. Dediklerimiz bunlar. Ee, yükseliş bandını hiç bozmamış arkadaşlar. Bakın şöyle bir Yükseliş bandı da çizebiliriz. Ama şuradaki daha salt, Şu noktadan alalım. Gel buraya. Evet. Şöyle de çizebiliriz. Yani yükseliş bandında bir sıkıntı yok. Ee, bir kanal oluşturmuş mu? Yani belki kanal diyeceğiz. Yok oluşturmamış arkadaş. Yani zor bir kanal. Zor bir kanal. Neyse diyeceklerim bunlar. Dotta tablo güzel. Çanan tepesine geliyoruz. Dikkatli olun güzel kar ettik 3 haftadır. Doğru değil mi? Evet. Yeter mi? Bilemiyorum. Bir direncimiz kırılsın. O direncimiz kırılsın. Ondan sonra bakarız. Hocam BNB dediniz. BNB dediniz. BNB ne yaptı? Alın size BNB. O arkadaşların sinirini anlıyorum. Eleştir. Ya dedik BNB güzel gidiyor. Ama asıl şu kırılımı beklemek lazım. Eğer şuradaki çana alırsak daha tam böyle net bir şey diyemem ama BNB şurayı bir kırsın arkadaşlar. Şu noktayı bir kırsın. 515. Asıl yükselişler o zaman başlar diye düşünüyorum. Yani şurada da bir 600 bandımız var yani. Aslında şurada da bir W var bakın. Şu W var. Bu W'nin kırılımında neresi? Evet, herhalde 600 bandına mı geliyor? Yani şöyle yaparsak bir saniye. Şöyle yaparsak daha mı? Yani 600 şey 570 bandına doğru geliyor. Ama bu ileriki bir zamanda geleceği için yine e, yani her geçen gün bu band yukarı doğru çıkıyor. 580 bandına doğru geliyor ama asıl direncimiz oraya da gelmişken e, yani pardon şurası evet şöyle bakalım aynen öyle şu direncimize de bir yoklama yapar. Orası da neresi 600 yani ortalama bir 600'e doğru bir hareketlenme bekleyebiliriz ama üzerimizdeki şu direnç kırılması lazım. 514 en üstü Evet bununla geçtik mi arkadaşlar? Ya yani, e, burada da güzel bir tablo var. Yani yükseliş trendimizi hiç çıkırmamış. Yani gösterelim şöyle. Evet yani bir kez aşağı atmış fake vermiş. Yukarısında devam ediyor. Şuradan da bir aslında koridor oluşturmuş diyebiliriz yani. Oluşturmuş mu? Şöyle bir alırsak. Yok koridor yok pek. Evet e, diyeceklerimiz bunlar e, BNB'de. Tablomuz tıkır tıkır işte ya hocam hani Bakın sildik, e, ben çizdiklerimi Hiçbirini silmem Şuradan da gösterelim hadi çizdiklerimizi Ne dedik bakın burada bir daralan Üçgen var dedik mi dedik Şöyle bir çanak yapım Şey e, kulp yapımına gider mi Gider dedik W yapımına da Gidebilir dedik bakın burada da W Çizmişiz Hiçbirini de silmedik ama direnç yiyeceği yer Bu bant dedik burada da bir sıkışma Şu sıkışmayı bir alırsak yukarı yönlü, Ne güzel Arasayında bir uyumsuzluk mu var? Hafiften yani bilemiyorum yani tam bir net bir şey yok şu anda. Şunu bir büyüteyim bir bakayım arkadaşlar. Yani hafiften yükselen tepe yapmış. Alçalan tepe. Yani şu anda bir uyumsuzluk yok gibi. Bakalım. Şu üstü bir kırarsak güzel bir hareketlenme gelir gibi. Ne kaldı? TRX. Evet TRX USDT'yi açalım yani ne çizdiysek o arkadaşlar. Şu ara sayımızı bir indirelim mi? Evet. Şunu biraz yukarı çizelim. Hocam ne çizdiniz burada? Ya şurada bir yükseliş trendi oluşturmuş dedik yani. Korkmayın. Zaten şuranın kırılımı da var. Ee, yani burada ne yapıyor? Ne yapıyor? Şu direnci bir almamız lazım. Yani Bir bandını aldıktan sonra. ya Şunu temiz bir tabloda mı arkadaşlar? Sizin de kafanız karışmasın. Şimdi o tabloda tamam ben anlıyorum da. Çok karışık olunca siz anlamaya veriyorsunuz. Hemen şuradan gösterelim. Bakın. TRX yükseliş treninde hiçbir sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Panik yok diyor. Ee, bir band oluşturmuş. Evet. Onu da gördük hemen. Hocam nerede? Şurada arkadaşlar. Şöyle bir band. Evet şöyle. Bakın. Bir temas, iki temas, üç temas. Aşağıda da temas. Bir yükseliş bandımız var. Ara sıra üstüne atmışız ama tutunamamışız. Şurada da aşağı doğru atmışız gibi. Hemen yukarı çekmişiz. Bakalım güzel. Asıl direnç neresi? Burası arkadaşlar. Şurayı bir almamız lazım. Kaç bandı? 1.50 yani buradan gördüğüm tablo. Burayı alırsak güzel ilerleme olur diye. Ya. Ee, yani şurada da bir çanak kulp var dedik. Bakın şöyle bir. Ama burada diyeyim W da görüyoruz. Yani çanak kulp da diyebilirsin. Ne derseniz Değil Şurayı bir alalım da. Ondan sonrası önemli değil. Zaten büyük tabloda da e, ne var? Yani büyük tabloda aslında çanak kulp var. Yani bu, burası W diyorum arkadaşlar. Hatta kulbun e, tamamlanmaz. Yani şöyle çanak full. Kırılımda 12 bandı. 12 bandından sonra asıl yükselişler gelir. Ama şu W'nin de hedefi güzel geliyor gibi geldi. Evet. E, yani her sayında da hiçbir uyumsuzluk yok. XTZ dediniz sepetinizde. Onda ne yaptınız? Ya arkadaşlar XTZ'yi biz şuradan alırdık. Bakın. Şu düşüş yani 5.6'dan alırdık. Kaça çıktı? 9 yani 9.2'ye çıktı. Güzel ker. 2x değil ama %80 ker. Ondan sonra ne dedik? Arkadaşlar düşüş yani yükseliş trendimizin kırılmasıyla çıkılabilir. Şu. Yine buralardan bakın ee, bunu daha önce çizdim. 1,5 2 gün oldu. Düşüş trendi e, kırılmasıyla alabilirsiniz. Gideceği yer şu anda desteğinde arkadaşlar. Desteğini hissetmiş 7.6. Tablo şu anda güzel. Zaten asıl yükseliş treni de şuradan geliyor. Bakın. Yani asıl yükseliş treninden. Yani şuraya bir saniye. Yani buradan da alabiliriz. Yani şuradan da alabiliriz. Fark etmez. Ama gördüğümüz tablo güzel. Şu anda ee, gördüğümüz nokta şu gideceği yer e, 2.7.63 63 bandını alması lazım. Ondan sonra yine güzel hareketlenir. Zaten Çanakkuk olayında tamamlıyor gibi. Hızlı hızlı geçiyorum arkadaşlar. Bir sürü koyun var çünkü. CHZ. CHZ ne yaptı? Bakalım ben de bilmiyorum. CHZ sormuşlar. Ee, evet. CHZ'de tablo güzel. Neresi güzel hocam? Yani şurayı alırsak arkadaşlar bakın şurada bir oyalanma sürecimiz var. Ada gibi bu da oyalanıyor. Şurayı kırarsak güzel hareketlenir. Güzel hareketlenir ama o band neresi? 33 bandını almamız lazım. 30 yani 345 350. 350 diyelim. Ya pardon. Evet. Ot şey 3350. 3350 bandını almamız lazım. Şurası bir savaş alanı. Burayı alırsak hem W'nin hedefi gelir. Hem buradan hareketlerle gideceğimiz ilk nokta kırmızı direnç 35 bandı. Ee, yani ara yani özellikle şöyle temiz tablodan göstereyim arkadaşlar. Şurayı. Evet. Yani buradan geri belki en fazla bir test yapar. Özellikle şu Nisan Mayıs ayından gelen düşüş trendimizi. Kırmışız zaten şurada bir sıkışma var, sıkışma var, sıkışma var. Bu sefer 60 gibi gözüküyoruz. Ama bakın hala şuraya tutunuyoruz. Yani buraya bir tutunmayı bırak. Birazcık üstünde e, bir mum kapatmamız lazım. Hacim güzel gelmiş ama mumda o kadar göremiyoruz. Demek ki bütün satışları burada toplamışlar. Evet diyeceklerim bunlar. Yani yükseliş e, tablomuzda da bir sıkıntı yok. Şu bandı almamız lazım ilk öncelikle. O 300, evet burada da bunu gösteriyor. Yani bu SDT paritasında ufak oynamalar oluyor. Burada bir ufak oynamalar oluyor. Yani Şöyle bir alalım da burayı. Evet. İdeksler. E, ya hocam bütün coinler çıktı çıktı. Bizimki yerinde kaldı. Doğru değil mi? Ya ideks de dediğimiz tablo şu arkadaşlar. Bakın. Asıl tablo bu. Şu düşüş bandını kırmamız lazım. Şuradan gelen bir. Bak. Daha kırmamışız. Daha kırmamışız. İnşallah şu an kırılımıyla aşağıda yukarı yönlü sert bir hareket bekler. Ama bakın gerçekten söyleyeyim yani şuranın kırılımı 29 bandının kaybı mı? Yani belki şurada bir ara destek oluşturmuş şurada ama o kadar kuvvetli de değil. Bizi ta 17 bandına kadar da götürebilir. Yani zaten şu üçgenin kırılımı aşağı yönlü. Bura yukarı yönlü de yani şu banda doğru götürür diye düşünüyorum. E, kaç bandı? 47. Ama yani asıl yeri burası da ama şu direnç de, e, maalesef bizi bayağı bir oy alacak gibi. Yani kaç kez denedik kıramadık. İnşallah şu 39 direncini kırarız arkadaşlar. Edex maalesef yani ya bakıyorum bakın gerçekten söyleyeyim. Satış hacmi yok. Çok komik rakamlarla satış var. Çok komik rakamlarla. O yüzden yani bunun balinası bezdiresi şey kadar uğraşacak. Uğraşsın. Neyse gelelim buradan niye arkadaşlar? Eksiz. Ya arkadaşlar bakın o eleştirisel yorumlar yapanlar. Yani bakın XS'de de ne diyorlar? Ya hocam 1 dolar olacak. Amerika'da söylem böyle. Türkiye'de söylem ne? 1 TL. Yine Türklerin söylemi biraz daha yumuşadı arkadaşlar. Ya söylemler iyi arkadaşlar. Arkasına binlerce kişi alır ama. Biz de bu söylemleri satın alırız ama inanmaz. Yarı yolda çıkar. Hatta yarı yolda güzel bir kar geldi mi çıkarsın. Ne dedik biz? 17 bantlarından girdik. 15 bantlarından girdik. 35 banttan ne çıkıyor? yani ana paramızdan da fazlasını çektik. Ya uzaya mı çıkıyor? 1 dolar mı çıkıyor? 10 dolar Nereye çıkarsa çıksın. O beni alakadar Bizim arkadaşlar gördüğümüz tablo ne? Yani ya bir düşeni kırsın yüz. Yani burada diyemeyiz. Ya arkadaşlar ileks alın. Yani şurada desem. Şurada desem. Ya arkadaşlar ileks alın ileks alın. 10 dolar çıkıyor. Yani ne dedik biz her zaman? Bakın şurada bir direncimiz var. Bu iki direncimiz kuvvetli. Dilimde tüy bitti. Bakın dilimde tüy bitti. Şuradaki düşüş trenini de kırdığımızda arkadaşlar ilk dediğim yer şu. Bakın. E, 26 bandı kuvvetli bir direnç. Yok hocam uçuyoruz kaçıyoruz. yani nereye uçuyoruz kaçıyoruz. Bir, yani e, biz bu destekleri dirençler boş yere çizmiyoruz arkadaşlar. Yani, ama gördüğüm tablo şu. Yani şuranın altına biraz sarkmasın artık. Yani şu bandımızın altı da uçurum. Biraz kendini şu yukarı atsın. E, eleksin. düşüş direncimizi kırmamış arkadaşlar. Kırmamış. Hatta şuradan ikinci bir düşüş trendi çizmiş yani. Yani ilk trendimizde de tutunuyor. Yani üzerinde bir mum kapatmamışız. Yani ikinci bir direnç de çizebiliriz. Çünkü şurada gördüğüm tablo onu oluştu. Yani büyük bir orası değil. şunu yapıyor. o o oyalanacak, oyalanacak, oyalanacak. Ya aşağı yukarı sert bir yönlü. Şey yukarı yönlü ya da aşağı yönlü bir sert bir hareket bekliyoruz. Ama yukarı yönlü bir sert hareketin gelişi 26 bandının kırılmasıyla açık ve net söylüyorum. Aşağı yönlü sert bir hareketin gelişi ise 16 bandının kırılmasıyla. Yani ne deneyeceksiniz? Bakın. Buranın kırılımı maalesef bizi getirir buraya. Yani şuradaki dirençler o kadar kuvvetli değil arkadaşlar. Evet e, gördüklerim bunlar. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Yani biz gördüklerimizi söyleriz. Öyle düşünüyorum. E, yani size gaz veririz çok güzel. Arkadaşlar alın ideks kırmış, iğne atmış, uçacağız 10 dolar. Ya da e, XS bakın arkadaşlar almayan pişman olur. Almayan pişman olur demiyoruz. Biz ne diyoruz ya? Adım adım, adım adım. Satarken de adım adım, alırken de adım adım. Garanti işleriz Uçacağız, kaçacağız yok. Ama kar gördük mü de cebe çok güzel koyarız arkadaşlar. Evet. Yani sepetimizdeki coin'lere de şöyle bir bakalım ne yapmış. Adadaydı bizim sepetim. Neyse adaydı inceledik aslında herhalde. İnceledik mi onu da bilmiyorum. Bakın çok konuştuğum için. Bakmadığımız bir coin vermiş şöyle düşüneyim. Hadi bir de Shiba diyeceğim de son olarak Shiba'ya bakalım. Ondan sonra e, kapatalım. Video uzun oldu. Yani ne Shiba şuralarda oyalanacak. Bakın o oyalanacak. Şurayı da kırmadan e, asıl yükselişini gerçekleştirmizdik. Yani ne dedik? Ta buradaki bakın şöyle bir çizdik, geldik, çizdik, çizdik, çizdik. Hala ee, yani şöyle bir üçgen var aslında ya. Yani şunu da bir göstereyim. Şimdi fark ettim. Şunu temiz bir tabloda açsam olur mu arkadaşlar? ha evet. Ya hocam nereden gördünüz üçgeni? Yani şöyle bir üçgen. Yani iğneleri mi baz alalım? Ama iğneleri baz almazsak daha güzel olur gibi geliyor. Aslında şöyle bir çizmiş olsaydı kırmış da olabilir. Aa, şuradan alalım. He, en yani mantıklısı bu. Belki yani şuradan bir kırılma ama as aslı şudur arkadaşlar. Yani aslı şu. Belki buradan da bir kanal mı oluşturuyor? Üçgeni çizemedik ama e, yükseliş bir bant var. Yani ben şuradan şöyle bir üçgen çizilebilir dedim. O üçgeni de kırmış. E, yani haber vermeye gerek yok kırmış. E hocam buradan yükseliş mi geliyor? E, ben dediğim şey şudur arkadaşlar. Bir 30 yani 30 31 32 bandı bir kırılsın ondan sonra bakarız. Kırmış mı Yükseliş bir e, yani iki kez yukarı, iki kez aşağı. Yani aşağı yukarı bir oluşturmuşuz. Bir de bu günlükte 4 saatte bir de bakalım arkadaşlar ne yapıyor dur. Evet yani 4 saatte de evet bant oluşturmuş diyebiliriz. Evet gördüğümüz tablo bu. Ee, Şivacılar Yani gidecek band şurası. Yani şu bandı üstünü kırarsak Şiba'da hareketlenme başlayabilir. Ama kırdığından da tam emin olmak zorundayız. Diyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Telegram kanalımıza da gelmeyi unutmayın.